Herkese selamlar. Ukrayna Savaşı tam hızıyla devam ediyor. Çok ciddi çatışmalar yaşanıyor. Biliyorsunuz yaz aylarının başlarında Ukrayna bir karşı saldırı başlattı. Ama bu karşı saldırı beklenildiği kadar hızlı ilerleyemedi. Geçtiğimiz yıl sonbaharda Ukrayna Rusya'ya karşı bir üstünlük sağlamış ve işgal edilmiş toprakların bir kısmını geri almayı başarmıştı. İşte aynısını tekrar etmek istedi Ukrayna ve Batılı müttefikleri. Ancak bu sefer kaya gibi bir sert bir Rusya savunmasıyla karşılaştı. Geçtiğimiz günlerde birkaç gündür bu konuşuluyor. Hemen yeni bir hadise. Ukrayna tarafı, İngilizler ve Amerikalılar Ukrayna'nın ilk Rus savunma hattını kırmayı başardığını iddia ettiler. Ya bu çok önemli bir haber. Şundan dolayı çok önemli bir haber. Rusya bir yıldır, hadi diyelim ki 6 aydır bu savunma hattını inşa etmekle uğraşıyor idi. Birinci savunma hattı, ikinci savunma hattı, üçüncü savunma hattı diyebileceğimiz böyle kademelendirmeli bir savunma oluşturmuştu Rus ordusu. Ve birinci hat gerçekten çok kuvvetliydi. Oldukça geniş mayın arazileri oluşturdular. Ve bu bölgede yani hem yaya olarak ilerlemekte zorluk çekiyorsunuz. Çok sık ve çok derinlikli alanlarda mayın tarlaları oluşturdu Ruslar. Hem de tanklarla, zırhlı araçlarla bu bölgede ilerlemekte zorlanıyorsunuz. Biliyorsunuz Ukrayna Amerika'dan, İngiltere'den, Almanya'dan bazı tanklar almıştı. Gelişmiş tanklar, zırhlı silahlar almıştı, araçlar almıştı. İşte bunları kullanamadıktan sonra bir anlamı olmuyor. Piyade ilerlemesini yapamıyorsunuz, zırhlı birlik ilerlemesini yapamıyorsunuz. O zaman da ne oluyor? Hedeflere daha çok az bir mesafe bile yaklaşamadan yok ediliyorsunuz. Ukrayna yani umduğunu bulamamıştı yazın başında. Böyle milim milim ilerledi. Birazcık aldı, birazcık verdi. Bir nevi durduğu yerde mehter marşıyla sayar gibi bir duruma geldi. Bu da Ukrayna'ya dönük olan ümitleri Batı dünyasında büyük oranda ümitsizliğe ve yılgınlığa çevirmeye başlamıştı. Zaten Ukrayna'nın en büyük sorunu bu. Bir zaman baskısı altında savaşmak zorunda. Bütün silahları neredeyse Batı'dan geliyor ve Batı fikrini değiştirirse, biz artık silah göndermiyoruz, para göndermiyoruz derse Ukrayna savaşı kaybeder. Bu çok net. O nedenle Ukrayna ordusu ve yönetimi, hükümeti Batı'da yılgınlık belli bir seviyeye ulaşmadan bir mesafe kat etmek zorunda. Yani bu savaşın kazanılabileceğini kanıtlamak zorunda. Bu savaşın sonsuza dek sürmeyeceğini, Batı hükümetlerine, toplumlarına, Batılı vergi mükelleflerine çok ağır yükler, uzun yıllar yüklemeyeceğini kanıtlamak zorunda. O yüzden zaman baskısı altında yükleniyorlar. Bazen de çok ciddi hatalar yapıyorlar ve beklenenden çok daha fazla kayıplar veriyorlar. Yani hem askerleri ölüyor hem de çok sayıda askeri yaralanıyor. Ama son gelen haberler Ukrayna ordusunun özellikle Zaporojiye bölgesinde, Zaporojiye şehri çevresinde bazı kazanımlar elde ettiğini gösteriyor. Ukrayna ordusu diyor ki biz diyor Zaporojiye bölgesinde Rus savunmasının birinci hattını kırmayı başardık. Birinci hattı kırmayı başardık. Bunun için de geniş bir mayın tarlasını temizledik. Tamamını temizlemiyorsunuz. Tabii ki bir koridor açıyorsunuz. Oradan yeteri miktarda asker ve araç geçmeye başlıyor. Birinci hattı geçtikten sonra geri kalan hatlar biraz daha kolay. Çünkü hem Ukrayna ordusunun hem de istihbarat birimlerinin aldığı veriler, topladığı bilgilere göre Rusya bütün gücünün %60'ını, %70'ini birinci hatta yığdı. İkinci hat biraz daha zayıf, üçüncü hat ondan da zayıf. Bu nedenle zaten saldırıların başında, yani Ukrayna taarruzunun başında bütün hedef bu savunma hattında gedikler açabilmekti. Yani Kırım'dan en kuzeye kadar uzanan yüzlerce kilometrelik Rus savunma hattında bazı gedikler, geçiş noktaları, koridorlar oluşturabilmekti. Çünkü o koridorları oluşturduğunuz zaman zaten hattın geri kalanının kuvvetli olup olmaması çok önemli değil. Yani bunu siz bir kalenin muhasara edilmesi, kuşatılmasına benzetebilirsiniz. Kalede bir gedik açıldı mı kale fethedilir.
kale fethedilir. Yani kalenin bütün duvarlarını yıkmanıza gerek yok. İçeri girmeyi başarmanız yeterlidir. Ukrayna ordusu da bu gediği açtığı kanaatinde özellikle Zaporojiye güney bölgesinde Kırım Azak denizine doğru açılan Zaporojiye ve çevresinde bazı kazanımlar elde ettiklerini, bundan daha önemlisinin de Ukrayna savunma Rusya savunma hattını kırmayı başardıklarını, bir gedik koridor açmayı başardıklarını söylüyorlar. Şu anda çatışmalar Robetine bölgesinde bir köyün çevresinde cereyan ediyor ve buradan da Ukrayna ordusu Melitopol ve Berdyansk şehirlerine, yerleşim yerlerine ulaşmaya çalışacak. Yani Berdyansk dediğimiz yerleşim yeri Azak Denizi'nin hemen kıyısında, eğer burayı ele geçirebilirlerse, Melitopol'u da ele geçirebilirlerse zaten Zaporojiye ellerinde, Zaporojiye, Melitopol ve Azak Denizi kıyısındaki Berdyansk'ı da ele geçirdiğiniz zaman burada bir köprü oluşturmuş oluyorsunuz. Yani bir denize açılmış oluyorsunuz. Ukrayna güçleri denize ulaşmış oluyor. Burayı ellerinde tutmayı başarabilirlerse işte o zaman Mariupol ile Kırım'ın güneyi arasında, o kıstak bölgesinde Rus güçleri arasındaki bağlantı kopuyor. Güneydeki güçler, kuzeydeki güçlerle doğrudan bir bağlantıya sahip olamıyorlar. Zaten bütün maksat da bu. Azak Denizi'ne inebilmek, Rus güçlerinin arasını açabilmek. Bunu başarabilirlerse lojistik desteği Rus ordusunun büyük oranda kırılmış olacak. Ve birbirlerini destekleyemedikleri için de Rus güçleri, askeri güçleri birer birer kaybetmiş olacaklar. Yani bütün planlar, Ukrayna ve Batı planları bu şekilde ve Ukrayna'nın planlarının arkasında da büyük oranda İngilizler ile Amerikalılar, Amerikan ve İngiltere, Britanya kurmay aklının olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi savunma hattından biraz bahsettim. Rus savunma hattının ön kısmında geçmişte tarım arazisi olarak kullanılan çoğunlukla veya ormanlık alanlarda mayın tarlaları bulunuyor. Bunlar normal tanklara karşı, anti-tank veyahut da piyadeye karşı mayınlar var. Başka bubi tuzakları var. Yani bubi tuzağını andıran patlayıcıların yerleştirildiği rastgele yerler var. Belli bir gücün geçmesi halinde sağa sola dokunmasıyla harekete geçecek bazı patlayıcılar söz konusu. Ve bu hattın bitiminde de çoğunlukla beton sığınaklardan oluşan işte otomatik silahlar veyahut da obüsler veya başka işte uzaktan atılabilen, patlayıcı atabilen silahlar mevcut. Rus hattı bu şekilde oturmuş durumda ve aylardır Rusya savunmaya dönük yatırım yapıyor idi. Ukrayna güçlerinin metre metre ilerlemek zorunda kalmasının temel nedeni de buydu. Karşısında çok kuvvetli bir tahkim edilmiş alan vardı. Mayın temizlemek çok zordu. Geceleri mayın temizlemek zorunda kalıyor Ukrayna güçleri. Çünkü gündüz mayın temizlediğiniz zaman daha kolay hedef haline gelebiliyorsunuz. Uzaktan size Rus güçleri topçu ateşiyle veya diğer işte İHA'larla vesaire sizi orada öldürebiliyor, geri püskürtebiliyor. Evet, yani şu anda baktığımızda Ukrayna'nın işi gerçekten çok zor. Ukrayna askerinin işi çok zor. Çünkü birinci mesele bir zaman baskısı söz konusu. Batı acilen bir zafer bekliyor. Verdikleri paraların karşılığını bekliyor. İşleri bu yüzden çok zor. İkincisi, Ukrayna güçlerinin elindeki silahlar sanki çok fazla silah varmış gibi görünüyor ama işte kimi Belçika'dan gelmiş, kimi Almanya'dan gelmiş, kimi İngiltere'den gelmiş. Böyle entegre değil. Yani o orduların kullanmadığı işte ikinci el veya sıfır da olsa fark etmiyor. Yani sizin istediğinizden çok başkasının size bağışladığı silahlardan oluşuyor. Ya bir liste oluştursanız ve bunları gidip alsanız başka bir şey, birilerinin size getirdikleri başka bir şey. Yani bağışlanan silah ve mühimmatın bir kısmı işe yaramıyor. Bir kısmı tam istediğiniz değil. Öyle olunca da bölük pörçük denir. Hani bundan bir sonuç almak gerçekten kolay değil. Bir diğer mesele gelen mühimmat ve silahlar
Bunlara bir eğitim gerektiriyor. Çünkü Ukrayna ordusu eski Sovyet ordusu. Yani Rus silahlarından daha çok oluşuyor idi. Ve personeli de eski Rus silahlarına göre eğitim almış, askerliği öğrenmiş insanlar. Yani batıdan gelen silahlar onların alışması gereken, hatta bir kısmında da birkaç ay eğitim alması gereken silahlardan oluşuyor. Bu da işi gerçekten zorlaştırıyor. Bir diğer zorluk da her zaman için saldırmak, savunma yapmaya göre daha zordur. Daha çok kayıp verirsiniz. Nitekim Ukrayna ordusu da çok büyük kayıplar verdi. Hala da vermeye devam ediyor. Bu mayın meselesi gerçekten çok hani savaşın hangi kısmı insanidir bilmiyorum ama hiç insani değil. Yani döşüyorsunuz sağa sola mayınları ve oraya basan asker ayağını kaybediyor, kolunu kaybediyor, havaya uçuyor. Çok büyük kayıpları bu şekilde verdiler. Dediğim gibi yani savaşın neresi insani ki burasını hani insani olup olmadığını değerlendirelim ama mayınlar nedeniyle de Ukrayna ordusunun çok ciddi sıkıntılar yaşadığını söylememiz gerekir. Peki Ruslar ne yapıyor? Ruslar bu saldırıları durdurmakta gerçekten zorlanıyorlar. Ruslar da çok büyük kayıplar veriyorlar. Bu arada ordularındaki insan gücü önemli oranda azalıyor. Bunu telafi edebilmek için çeşitli sıra dışı yolları arıyorlar. İşte hapishanelerdeki hükümlülere işte ne diyelim af sözü vererek savaş alanına çekmek gibi özel firmalar, Wagner benzeri özel firmaları, Wagner'den başka gruplar da var, kullanmak gibi. Hatta ve hatta başka ülkelerden gönüllüler, daha doğrusu gönüllü derken para karşılığında paralı asker gibi çalışacak, savaşacak kişileri de getirmeye çalışıyorlar. Buna ilaveten de Rusya son birkaç gündür uzaktan saldırılarını yoğunlaştırdı. Hem Ukrayna'nın işlerine dönük olarak ama son iki gündür pazar ve pazartesi günü için Rusya'nın Odessa limanı şehrinde yani Ukrayna'nın Odessa limanı çevresindeki liman altyapılarını, tahıl ihracat altyapılarını vurduğunu görüyoruz. Yine Tuna Nehri kıyısında bulunan Tuna Nehri'ndeki İzmail limanını ve çevresindeki tahıl ambarlarını, silolarını, zirai araçları vesaire vurduğunu görüyoruz. Yani Rusya enteresan bir şekilde tahıl anlaşması ile ilgili görüşmeler dolaylı yollardan da olsa sürerken çok net bir şekilde Ukrayna'nın ihracat altyapısını, limanlarını vurmaya devam ediyor. Vururken de İran yapımı kamikaze dediğimiz türden bir insansız hava aracını kullanıyor. Bunlar işte Şahit biliyorsunuz denilen. Bunlardan da en son saldırılarda minimum 20 tane, belki de 30'un üzerinde Şahit insansız hava aracını kullandığını görüyoruz. Ukrayna o da yani insansız hava araçları geliştirmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz NATO üyelerinin insansız hava araçlarını Rusya işlerinde kullanamıyorlar. Ancak Ukrayna'da kullanabiliyorlar. Bu yüzden kendilerine ait insansız hava aracı ve insansız deniz aracı geliştirmeye çalışıyorlar. İşte Rusya'nın açıklamasına göre Karadeniz'de yine birkaç tane insansız deniz aracı Ukrayna'ya ait vurulmuş. Rusya tarafından vurulmuş. Rusya vurmamış olsaydı büyük ihtimalle bunlar ya bir Rus gemisine veyahut da Kırım'daki köprü gibi stratejik bazı hedeflere, gemilere saldıracaktı. Onları tahrip edecekti. Evet, savaşın geldiği nokta bu şekilde. Ukrayna Rus savunma hattını kırdığını söylüyor. Eğer bunu gerçekten kırmış iseler, bunu başarmış iseler, oradaki gediği kalıcı hale getirmeleri gerekir. Oradaki koridoru kalıcı hale getirmeleri gerekir. Eğer bunu başarabilirlerse savaşı kazanma yolunda evet yani bir ümitleri olabilir, bir ümitleri olabilir. Rusya ama tabii ondan sonra ne olacağı çok önemli. Yani Rusya'nın buna ne cevap vereceği çok önemli. Çünkü Rusya'nın elinde uzun menzilli füzeler var. Nükleer başlıklı uzun menzilli füzeler var. Ve Rus füzelerinin ulaşabileceği nokta neredeyse bütün dünya. Neredeyse bütün dünya. Yani Moskova'dan ateşlenecek bir nükleer başlıklı füze Washington DC'yi de vurabilir, Londra'yı da vurabilir, Paris'i de vurabilir. Yani sadece Ukrayna'yla sınırlı değil ve Ruslar çaresiz kalırlarsa neler yapabileceklerini az çok dünyaya göstermiş bir millet diye düşünüyorum. O nedenle savaşın seyri insanı ister istemez endişelendiriyor. Savaşın bir başka hal alması halinde bundan dünya siyaseti, dünya ekonomisi dolayısıyla hepimiz mutlak surette etkileneceğiz.
Ümit ederiz en kısa zamanda müzakereler başlar. Ümit ederiz en kısa zamanda barışa ulaşılır. Ancak şu an itibariyle barışa biraz uzağız gibi duruyor. Evet, bugünlük bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek ümidiyle tekrar teşekkür ederim efendim. Görüşmek